Şahin ne yapıyorsun? Eyvallah. İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Nasıl gidiyor ya Şahin? Valla çok keyifli abi, çok şükür. İyiyiz. Allah'a şükür bugün de tabideyiz. Çok keyifli geçiyor. Sen nasılsın? Seni gördüğüm zaman Müslüm Gürses'i görüyorum. İnanılmaz bir performanstı. Ne mutlu bana. Gerçekten. Bana biraz filmi anlatsana. Elbette her yerde anlatmışsındır tabii ama. Tabii ki. Birazcık başka şeyler anlat bize filmden ya. Yani şöyle abi. Çok güzel başarı elde etti. Özlüyorum o zamanları. Yani mutluyum tabii ki yani. Şu anda ilk başta yarışmayla başladı benim kariyerim ama ondan sonra Müslüm çok başka bir şey kattı. O yüzden hala öyle görüp onunla ben işte Müslüm diye seslenen olduğu zaman çok hoşuma gidiyor yani tabii. Müslüm baba diyor adam böyle ulan bana mı diyor falan. Evet diyorum bana diyor bu galiba yani bu, senin dediğin gibi Şahin baba. Para alıyorlar mı? Taksi alır. Hadi. Şahin baba seni seviyoruz ama yani bazıları almıyor bu arada. Vallahi bizden olsun diyen çok oluyor. Abi diyorum hayır bu senin işin. Hiç ben zorla veriyorum. Biz Adanalıyız abi böyle. Şimdi neler yapıyorsun Şahin? Valla ne yapıyorum abi bir tane işte bugün aslında Gassal için buradayız. Evet. Gassal'ın müziklerini yaptım ben. 10 bölüm çektik. Bayağı 10 bölüm şey işte 10 şarkılık bir albüm yaptım Gassal'a. Hepsi arabesk. Ondan sonra bir sinema filmi çekeceğim yakında. Bir dizi ihtimalim olabilir. Ondan sonra... Nasıl bir sinema filmi olacak? Ters köşe bir şey mi? Ters köşe futbolla alakalı olacak. Olur. Aynen öyle. Şimdi çok açık veremiyorum. Bir de kız kardeşimle bir düet gelecek yakında. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin ailede bir şey genetik. Herkes müzisyen. Herkesin sesi çok güzel. Abi evet yani bazı kardeşlerim de diyorum ki abi, evet bunda bir şey yok. Sonra enteresan bir şekilde bir bakıyorum. Bir sesim diyoruz tamam bunda da var diyoruz. Artık bizim genel aile şu Kendirci ailesi şey olarak biliniyor. Tamam bu ailede her şey var. Oyuncu da çıkabilir içinden. Şarkıcı da çıkabilir. Herkesten bir şey çıkabiliyor abi. Kendirci ya. Müzik Yapım Prodüksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Yani her şey çıkabilir abi. Doğru söylüyorsun. Peki sürpriz bir şey var mı? Tamam film tamam. Evet. Albüm tamam. Yani bu dönemde rap çok moda. Evet. T-rap çok moda. Sürpriz bir düet gelir mi sende? Yani isterim. Peki, biraz. Kiminle yapmak istersin? Şöyle söyleyeyim abi. Takip ettiğim beğendiğim rapçiler var. Şimdi birini söyleyip diğerini şey yapmak ayıp olur. Tabii kırmayalım. Ama inşallah böyle benim bu ara dinlediğim, beğendiğim kişilerden birini böyle. Çünkü şey de çok güzel bir şekilde hit olmaya başladı. Atıyorum böyle işte Müslüm Baba'nın bir şarkısını alıp ya da Azer Bülbül'ün bir şarkısını alıp kendi şarkısına koyan rapçilerin şarkılarını dinliyorum. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Belki ben de arada geliyor böyle bir Müslüm Gürses şarkısında araya girmem veya atıyorum böyle düet işleri geliyor. Ama böyle en iyi olacak, benim de iyi hissedeceğim doğru bir şarkı ya da atıyorum doğru bir birleşim olduğunu hissettiğimde olacak belki inşallah. Bazı kesimler bunu çok eleştiriyor. Özellikle Azer Bülbül'ün ve Müslüm Gürses'in şarkılarının bu şekilde katledildiğini düşünenler var. Katılıyor musun? Yani o çok ne derler? Çok bu konuda melankolik olan, daha böyle hayranlığı üst düzeyde yaşayan kişilerin bunu şey yapması biraz onlara göre haklıdır. Bize göre böyle bir şey atıyorum mantıklıdır, daha dinleyiciye hitap ettiğini düşündüğümüz için olabilir. Onlar şey ya daha hastası olanlar, onlara hiçbir şey diyemiyorsun abi ya yani. Şey diyor adam mesela, ben şarkıyı okuyorum hani ben kendimce yorumluyorum onu ama diyor ki Müslüm Baba daha iyi okuyor. Yani bunu yani bütün ülke biliyor yani anladın mı? Bırak da ben de hani onu alıp kendimce yorumlayayım. O yüzden öyle bunu yapanların çok da böyle hastası olup da emek vermiş insanlar atıyorum şarkının içine koymuş. Kendi yakıştırmış, kitle de çok sevmiş. Bir iki kişinin söylediğini ya da atıyorum kamçılamasına çok şey yapmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama onlar da kendilerine göre her zaman haklılar. Ya şey senin için nasıl geçti? Benim için vallahi biraz çalışarak geçti abi. İşte dizi Gassal'la ilgiliydi. Bu sene yapamadım ama bu hafta kaçacağım. Nereye gideceksin? Bu hafta Bodrum'a kaçacağım. Bodrum'a gideceksin. Aman gitme kanka. Lahmacun 1200 liraymış. Abi Adana'da böyle bir şey yok. Vallahi. Ben Adanalıyım. Yani lahmacuna sebep olanı vururlar. Bu fiyatı vereni vururlar. Şahin. Adana'da güneşe kurşun sıkıyorlar diyorlar. Doğru mu? Abi yani benim şarkımla beni vuruyorlar. Sizin memlekette güneşe silah sıkıyorlar diyorlar. Ne yapayım diyorum, o da insan diyorum. Yani umarım bir daha böyle peki, bir daha olmaz. Adana'daki olan garip olaylardan bir derleme yapsak ilk üçe neyi koyarız? İlk üçe mesela bu silahlı olaya koyarım abi. Evet. Yani o kadar çok var ki abi artık böyle şöyle yapıyorum. Yani yoksa ben inanılmaz memleket sevdalısı birisiyim. Yani Adana merkez patlıyor. Herkes en azından bir süreliğine kurtulduğumuzu düşünüyorum. Başka bir tane daha tap olması lazım. İki o tap olması lazım. Adana'ya vallahi indik şimdi bak. Evet. Havalimanından indik. Evet. Başımıza ne gelebilir? Uçaktan indik, havalimanının kapısından çıktık. Merhaba Adana dedik. Bir kere şöyle ünlü biri görüyorsa mesela atıyorum çok tipik bir abi şöyle bir bakıyor sana.
çok soğuk bir şekilde. Hani ondan ne geleceği belli değil. O takana bağlı, dikkate alana bağlı. Ben tanıdığım için tabii diyorum, tamam o neden baktığını biliyorum ben. Yani çok şey, belirli mahallelerinde aslında biz genel anlatıldığı gibi değil baktığında Adana abi. Belirli mahallelerinde mesela tanımadığın kişiye bakarsın. Ondan zaten insanlar tedirgin oluyor bakıldığı için. Peki biz Adana'nın hangi mahallelerine giderken bir tık daha tedbirli olmalıyız? Yani benim doğup büyüdüğüm Anadolu tarafına, Anadolu Mahallesi, Kiremithane, Dağlıoğlu, şimdi Hürriyet çok özellikle yapılan dizilerden dolayı daha şey oldu. Bu taraflara giderken biraz daha böyle şey, hani bir şey olacağından değil, başına bir şey geleceğinden değil. İnsanların bakması, çünkü yabancı biri girdiği için, baktıkları için hiç bilmedikler. Adamlar mahalleyi ezbere biliyorlar. O yüzden onlara böyle şey yapmasınlar yani. Adana'da hiç kimseye hiçbir şey olmaz abi durduk yere. 0-1 Adana gerçekleri yansıtıyor muydu? Bir Adanalı olarak soruyorum sana. Bazı kısımlar evet. Mesela hangileri? Yani bazı kısımları şöyle söyleyeyim. Her dizilerde izlediğimiz bazı maddeler orada da oluyor. Adana'nın belli kısımlarında oluyor. Artık zaten onlar için önlemler de alınıyor. Eskisi kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle şey, hiçbir çete grubunun, ben bunu babam anlattığı için söylüyorum. Hiçbir çete grubunun mahallede silahlarla gezdiğine şahit olmadım ben. Bir tek o tarafı yok. Biz Türk milleti olarak zaten kurguyla, diziyle gerçek hayatı çok birbirine karıştırıyoruz. Hemen Memati zannediyoruz kendimizi. Tabii tabii. Hemen böyle bir şey olduğu zaman hemen Memati zannediyoruz kendimizi. Yani sinir... Her mahallede 5 Memati. bulunuyor. Aynen öyle. Peki, o yüzden... Duygu dünyanda işler nasıl? Güzel. Aşkım yok. Niye? Onu soruyorsun. Vallahi işim, yani aşkım işim diye böyle bir klişe bir şey söylemeyeceğim. Abi dur şimdi, yapma böyle şeyler. Yok, klişe bir şey söylemeyeceğim. Biraz kendi şeyim abi, yani şöyle söyleyeyim sana, zaman bulamıyorum ona. Çünkü biraz daha ben şöyle söyleyeyim, çok güzel bir taraftan bunu yaşamayı isteyen, tercih eden birisiyim. O yüzden olacaksa da böyle herkesle değil, özel birisiyle. O özel biri nasıl olsun? Söyle bakalım bize. Yani en az insan olsun, kalbi güzel olsun yeter ya, abi. Ya. Yani ben şeyi kovalamıyorum. Göz önünde olan ya da atıyorum falan filan, böyle bu tarz şeyleri kovalamıyorum. Şöyle söyleyeyim, senin kalbine giden yol nereden geçer? Kebaptan geçer demeyeceğim tabii. Yok. Ya, iyi insan olsun öncelikle abi ya, iyi insan olsun. Yani ama biraz zamanı var. Bu ara yok birisi hayatımda ama bakalım, inşallah iyi birisi. Böyle sanki birlikte böyle evrene mesaj gönderiyor gibi konuşuyorsun. Evet, evet, sanki gel gel artık yapıyorsun. Gelmeli diye. Artık gelmeli gibi bir şey. Bakalım hayırlısı hakkımızda. Peki. Oldu da geldi. Oldu da doğru insan olduğuna inandın. Hemen evlenir misin? Yok. Niye? Ya benim zamanım var ya abi. Böyle şu an 22 yaşındayım. Bir 10-15 senem var. Şimdiden söyleyeyim de sonra... Abi 15 sene durmaz da. Vallahi durmaz da. 15 sene sonra birini bulurum abi. Yani Allah nasip ama ederse. Ama o zaman da kimse gelmez. Gelmezse bakacağız abi. Yani işiyle işimle evliyim falan filan klişelerini uydururum 15 sene sonra. Mutluyum şu anda ben. Yani kariyerimde çok daha başarılı işler yapmak istiyorum inşallah. Hem müzik tarafında hem oyunculuk tarafında. Aşk da en güzel zamanda gelir inşallah. Peki Şahin'ciğim, artık güzel bir şekilde kapatalım. Yani Türkiye senin sesine hayran. Bize evet. Çok böyle bir kuble ya. Bir ne kuble istiyorsun, bir şey. Ne söyleyeyim? Canım ne istersen sana bırakıyorum. Yani çok gidek gidek söylemeyeceğim. Çok klişe oldu. Ufak böyle bir Müslüm Gürses. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde, sen beni unuttun çoktan belki de, ben hala yaşarım eski günlerde, her şeyde sen varsın. Unutamadım. Değiştir. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da, aransalar bulamazlar rüyada. Değiştir. Değişti. O sese döndük, o sese. Çok sağ ol. Herkese çok selamlar. Çok sağ ol. Çok eyvallah, eyvallah.